Tabii ilk olarak Süper Lig diyeceğiz sevgili seyirciler. Lider Galatasaray İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Emre Kaplan şu anda stadyumda ve maç öncesi son gelişmeleri bize aktaracak. Emre Kaplan'a bırakalım sözü. Onur Yıldız, biz de teşekkür edelim. Yayınlar dileyelim. Kasımpaşa'dan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan İstanbulspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Tabii normal şartlarda İstanbulspor iç saha maçlarını Esenyurt'ta Necmik Kadıoğlu Stadyumu'nda oynuyor ama ev sahibi kulübün talebi üzerine biraz tribün hasılatını arttırma talebiyle birlikte böyle bir karar alındı. Öncesinde Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmalar Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştı İstanbulspor. Fakat Şampiyonlar Ligi finaline artık kısa bir zaman kalması nedeniyle UEFA bu karara, bu planlamaya çok sıcak bakmadı ve yeni bir arayışa girildi. Vodafone Park'ın adı geçmişti. Fakat sonrasında burada bir mutabakat sağlanamadı ve son olarak Kasımpaşa Stadında karar kılındı. Karşılaşma burada oynanacak. Tabii Galatasaray bugün deplasman tarafında ama aslında kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'ne yaklaşık 500 metrelik bir mesafedeyiz. Beyoğlu Galatasaray'ın doğduğu yer. Bu nedenle tabii ki çok fazla deplasmanda olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Aynı şey tribüne de sirayet edecek. İstanbulspor tribünlerin büyük bölümünü Galatasaray taraftarına da açtı. Yaklaşık 600 TL civarında bir fiyata biletler satıldı. Bugün yaklaşık 14 bin kadar Galatasaray taraftarı tribünde yerlerini alacaklar. Aslında dediğimiz gibi bugün biraz da ev sahibi gibi olacak, her ne kadar kağıt üstünde deplasmanda gözükse de Galatasaray. Taraftarlar şu anda stat çevresinde çok fazla yoklar belki ama İstiklal Caddesi'nde, Taksim'in çeşitli noktalarında maç saatini bekliyorlar. İlerleyen saatlerde oradaki görüntüleri de paylaşmaya gayret ederiz diyelim ve saha içerisine dönelim. Galatasaray artık önünde 3 maçlık bir periyot var şampiyonluğa ulaşmak adına. Galatasaray cephesinde bütün plan, bütün hedef önümüzdeki 3 maçı kazanarak derbi maçına şampiyon olarak çıkmak ve son maçı, sezonun son maçını bir anlamda bir kutlamaya çevirmek, kupayla birlikte taraftarıyla buluşmak. Bunların ilki İstanbulspor karşısında olacak. Galatasaray'da cumartesi günü bir etkinlik gerçekleşti. Florya'da bir moral etkinliği gerçekleştirdi yönetim. Hem futbolcular, hem teknik heyet, hem yöneticiler aileleriyle birlikte bir araya geldiler. Güzel bir gün geçirdiler ve maç öncesinde morallerin yükselmesi planlandı. Tek eksik var Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde. Sacha Boey cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Sarı kart cezasından ötürü bugün oynayamayacak Sacha Boey. Onun yerine Léo Dubois'ın görev almasını bekliyoruz. Hemen muhtemel 11 üzerinden de durumu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında az önce ifade ettiğim gibi Dubois. Stoper ikilisinde Abdülkerim ve Nelson. Solda Kazımcan. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısındaki performansı beğeni toplamıştı teknik heyetten ve kalan haftalarda da sol bek Kazımcan'a emanet olacak gibi gözüküyor. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Oliveira'yı göreceğiz. Onların önünde 10 numara pozisyonda Dries Mertens görev alacak. Sağ tarafta Raşitsa, solda Kerem, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Sarı kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında olan 4 oyuncu var. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Milot Raşitsa ve Sergio Oliveira bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler. Birkaç maçtır da ceza sınırında oynamaya devam ettiğini bu isimlerin söyleyelim. Oldukça sıcak bir hava var İstanbul genelinde. Belki de mevsimin en sıcak gününü yaşıyoruz şu anda. 27-28 derece civarında seyrediyor hava sıcaklığı. Maç saatinde de biraz gerilemekle birlikte 20'li derecelerde olmasını bekliyoruz. İlerleyen saatlerde dediğimiz gibi atmosfere dair de daha coşkulu görüntüler aktaracağımızı tahmin ediyorum. Maça dair bu saat itibariyle buradaki atmosfere dair notlar bu şekilde diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Maç saati yaklaştıkça yine kendisinden son bilgileri alacağız. Tabii hemen bu maçla ilgili yorumlarımıza başlayacağız ama bugünün ve çarşamba perşembe maçlarının programını da bir ekrana getirelim. Hangi maçlar oynanacak? Saat 17'de Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa maçı var. Saat 20'de Korendon Alanyaspor, Arabam.com Konyaspor ve İstanbulspor Galatasaray maçları oynanacak. Yarın saat 17'de Medipol Başakşehir Hangi Kredi Ümraniyespor, saat 20'de MK Ankara Gücü Fraport Avantalyaspor, Babakars Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçları var. Ve perşembe günü büyük bir maç. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Giresunspor bu haftayı bay geçen 3-0'lık hükmen galibiyetlerle geçen takımlar. Kayserispor da puansız olarak bay geçecek haftayı. Evet, artık yorumlara başlayabiliriz. Yusuf Kenan Çalık, Galatasaray çok kritik bir maça çıkıyor.
3 puan alması halinde şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Başka ihtimaller de var Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde. Hafta sonu da Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir ama onu bir adım sonra konuşalım. Önce İstanbulspor Galatasaray maçıyla başlayalım. Ya şu ana kadar geçen haftalarda söylediğimden bir fark yok. Galatasaray çok avantajlı bir şekilde yarışı götürüyor. Tabii ki matematiksel olarak hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın şansı devam ediyor ama ben bu şansı saha içindeki oyunla kapatılabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş son haftalarda Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de daha olumlu bir oyun sergiliyor. Galatasaray'ın son maçını beğendim. En azından mücadele gücü istek açısından gayet iyi bir noktadaydı. Biraz panik sezdim, onu söyleyeyim. Golü hızlı bulma, erken bulma adına biraz telaş vardı özellikle ilk yarıda. Ama baskı, rakibi mümkün olduğu kadar rahatsız etme ve üretkenlik açısından Başakşehir'den çok 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 daha iyiydi. Başakşehir'in ikinci devrede de çok fazla etkin olmadığını gördük. 1-0'dan sonra skoru da iyi idare etti Galatasaray. Farkı da bulabilirdi ama nihayetinde çok önemli, çok kritik bir galibiyet. Şimdi psikolojik olarak önde oynamanın ya da sonra oynamanın avantaj ve dezavantajlarını hep tartışıyoruz. Bu durumda önde giden takımın önde oynarken kazanması psikolojik olarak iyi bir avantaj sağlıyor. Kaldı ki arkadaki kovalayan takım Fenerbahçe'yken şu soru da doğal olarak ortaya çıkıyor. Yine bu fırsatı kaybedersek, yani kaybetse dahi Galatasaray, bu olumlu olarak yansır mı Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe grubuna? O da tartışmaya açık. Çünkü İstanbulspor maçı, Giresunspor maçı gibi ya da diğer fırsat karşılaşmaları gibi bu sefer de biz bu fırsatı değerlendiremezsek neler olur düşüncesi Fenerbahçe oyuncu grubunda ya da teknik heyetinde söz konusu olabilir. Galatasaray açısından her şey olumlu gidiyor. Sezon geneline bakacak olursak, yani genel bir değerlendirme yapacak olursak, tabii ki Icardi'den, tabii ki Kerem'den bahsetmek gerekir, Rashica'dan, Oliveira'dan bahsetmek gerekir ama ben denge noktasının Torreira olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın performansında. Evet, Buffett'in Gomez çok kritik puanlar kazandırdı. Evet, Muslera'nın inanılmaz kurtarışları var. Son haftalarda formsuz olmasına rağmen sezonun başına gayet iyiydi. Evet, Icardi çıktı ve adeta tek başına bir iki karşılaşmada maçı aldı diyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu'nun oyunun geliştiğini geçtiğimiz haftalarda oyun kuruculuk meziyetleri üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Rashica'nın kesinlikle bonservise alınması gerekiyor. Çünkü hem hücum hem savunma açısından çok değerli bir kanat oyuncusu. Birçok şeyi yapabiliyor. Pas oyununda var, dribling yapabiliyor, çizgiye inip orta yapabiliyor. Orta kalitesi, şut kalitesi ortalamanın üstünde bir oyuncu. O yüzden Galatasaray için çok değerli bir aset. Ama en önemli nokta ve bence muadili olmayan isim de Torreira. Yani Oscar sezon sonunda Galatasaray şampiyonu olursa Torreira'ya mı verilir? Benim nezdimde öyle olur. Yani ben bir sıralama yapacak olsam Torreira'nın performansı, ondan sonra Icardi, işte savunma attığı gibi, hani oraya da Sacha Boye'den de bahsedebiliriz tabii ki ama Lucas Torreira'nın hem kadroda birebir muadili olmaması hem de gerçekten maçları izlerken artık yoruluyorsunuz Lucas Torreira'yı. Evet. Her yeri kapatıyor. Her noktada var. Sahanın birçok noktasında bu kadar ofansif bir kadronun, evet, hücumda geri dönüşleri biraz zorlanan, geri dönüşleri biraz zaman zaman tembelce yapan bu kadronun bütün açıklarını kapatan oyuncu Lucas Torreira ve bir parantez açayım mı, sözünü unutma. Performans. Şimdi bakıyorum, hani ikisinde saçlar sarı ya. en ileride biri pres yapıyor, diyorum Icardi'dir herhalde bu. Bir bakıyorum o da yok, mesela Torreira çıkıyor bazen yani. Çok enteresan bir oyuncu. Bugün az sonra Willian Arao'nun bazı rakamlarını paylaşacağım. Çünkü Fenerbahçe konuşurken Arao üzerinden bazı şeyleri tartışabiliriz. Ama Comparisonator rakamlarına göre Torreira birçok alanda kendi mevkidaşları arasında bir numarada. İşte bu kaliteyle açıklanabilen bir durum. Lucas Torreira buraya gelirken kariyer açısından işte İtalya'dan çıkışı, Arsenal vesaire, belki hedeflenen, belki potansiyelinin vaat ettiği uç noktalara kadar gelemedi. Belki ileride gelecektir, bilmiyorum. Ama inanılmaz bir kalitesi var. Bu kaliteyi de hem savunma bilgisi hem pozisyon bilgisi ve aynı zamanda da pas kalitesiyle bir şekilde göstermeyi başardı Galatasaray'da.